Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin attahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila kıyam yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi kabul buyursun. Huzurlarınıza Emir el-Mümininin Nehcül Belaga hutbe 193. muttakilerin sıfatını arz ediyordum. Hammam ısrarla ey müminlerin emri bana muttakileri anlat. Hem öyle anlat ki onları görür gibi olayım dedi. Hammamın ısrarı üzerine Emir el-Mümininin muttakilerin, fazilet ehli kişilerin bir Müslümanda ve Şia'da olması gereken sıfatlar hakkında şöyle buyurdu. فَالْمُتَّقُونَ ف۪يهَا هُمْ اَهْلُ الْفَضَائِلِ Ama muttakiler, dindarlar, fazilet ehlidirler. Muttakileri faziletli kılan haslet ve özelliklerinden ilki onların konuşmaları isabetlidir. İkincisi, onların giyim tarzları ılımlıdır. Üçüncüsü, onlar yürürken tevazu ile yürürler. Dördüncüsü, onlar Allah'ın haram kıldığı şeylere gözlerini kapatırlar. Beşincisi, onlar kulaklarını faydalı ilimlere vakfetmişlerdir. Altıncısı, onların nefisleri kolaylıkta nasılsa zorlukta da aynıdır. Yedincisi, Allah'ın onlara yazmış olduğu eceller olmasaydı sevaba olan iştiyakları ve azaptan olan korkularından dolayı ruhları bedenlerinde bir an durmazdı. Sekizincisi, yaratıcı onların nefsinde büyümüş, yaratıcının dışındaki her şey onların gözünde küçülmüştü. Dokuz, onların cennetle olan irtibatı tıpkı cenneti görüp onun nimetlerinden faydalanan kişiler gibidir. Cehennemle de irtibatları her an cehennemi görüp adeta orada azap gören kişiler gibidir. Muttakilerin fazilet ve özellikleri, muttakileri üstün kılan haslet ve özelliklerinden onuncusu, قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَتُونَ Onların kalpleri daima hüzünlüdür, mahzundur. Hüzün, yani hasret ve acı çekmektir. İnsanlardan kimileri dünyada üzülür, hasret çeker, kimileri de kıyamette. Müminler hayır ve güzelliklerde kusur ettikleri için dünyada hüzün çekerler, acı çekerler. Niye bu ibadetten geri kaldım? Niye daha güzel işler yapmadım? Daha fazlasını yapabilirdim diye. Ve müminlerin hüznü sadece bu dünyadadır. Kıyamette hiçbir hüzün ve kederleri olmaz. Ama mümin olmayanlar ise kıyamette hüzün çekerler. Niye Allah'a kul olmadım, niye ibadet etmedim, niye itaat etmedim, niye Allah'a kul olmadım deyip kıyamet, hasret ve hüzününe muptala olurlar. Ela inna evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar ne üzülürler, ne korkarlar, ne çekinirler. Çünkü Allah'a güvenmişler bunlar. Çünkü bunların dayanağı Allah olmuştur. Hazreti Davud aleyhissalatü vesselama yüce Allah şöyle vahyetti. Ey Davud, velilerimin dünyayla
dünya hüznüyle ne işi olur ki? Dünyayı hedef edinmek ve hüznü münacatımın lezzetini alır. Kalpten o lezzeti söker. Dikkat edin bu vahye, Hazreti Davud aleyhissalatu vesselama bu tavsiyeye. Velilerin kalbinde dünya sevgisi yoktur. Dünya hüznü yoktur. Niye dünyada bu yoktu, o yoktu? Niye buna sahip değilim? Bu hüznü, bu gamı, bu kederi taşımıyorlar. Çünkü bu hüznü ve gam, keder kalbe girdiğinde o kalpten münacat lezzetini almaktadır. Sözün özü, değerli müminler, değerli kardeşlerim. Fani ve geçici şeylere kalbi kaptırmak aklen ve dinen doğru bir şey değildir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ali'nin dünya ziynetiyle ne işi olur? Nasıl geçici lezzete sevinebilirim? Nasıl baki olmayan nimetlere kalbimi kaptırabilirim? İnsan elinde olan ve sahip olduklarını nefsini razı etmelidir. Elindekilerle yetinmeye razı olmalıdır. Kaybettiklerine asla üzülmemelidir. Hadislerimizde şöyle naklolunmuştur. Allah neşe ve rahatlığı rızası ve yakinde karar kılmıştır. Hüzün ve hasreti ise şüphe ve narızayette karar kılmıştır. Tacir ticaretine, çiftçi çiftçiliğine, şoför şoförlüğüne, müdür müdürlüğüne sevinmemelidir. Bu gerçek sevgi değil. Bunlar geçicidir. Bunlar insanın elinden alınmaktadır. Belki saadet ve kemal hakiki sevinçtedir. Hakiki sevinç ise Allah Azze ve Celle ile beraber olmaktır. İnsanlar arasında sevinç ve huzur vesileleri farklıdır. Çocuklar oyuncaklarıyla sevinirken yetişkinler ve büyükler nazarında bu sevinç bir anlam ifade etmez. Büyükler arasında ise sevinç ve huzur mal, servet, mülk, altın, gümüş, akraba, aile ve benzeri şeylerdir. Müminler ve evliyalar arasında da sevinç farklı şeylerdir. Kimileri Allah'la münacat ve ibadetlerine sevinirken, kimileri de Allah'la unsiyetine, Allah'la yakınlığına sevinmektedir. Müminle gayri müminin hüzün ve hasreti farklıdır. Mümin gözlerini açtığında üzülüyor. Yani etrafına bakanda dünyaya, sıkıntılarına, meşakkatlerine niye yardım edemedim, niye elinden tutamadım, niye destek olamadım üzülür. Gayri mümin ise gözlerini kapadığında üzülüyor. Behlül Dana mezarlıkta uyumuştu. Harun-ı Reşid gelip onu uykudan kaldırdı. Behlül öfkelenip kızmaya başladı. Ne yaptın sen ey Harun? Rüya görüyordum. Rüyamda padişah olmuştum. Altınlarım, gümüşlerim, yatlarım, katlarım, saraylarım vardı. Beni rüyadan kaldırmakla hepsi bitti. Hepsini kaybettim ben. Harun, ey Behlül, ey divane, bu rüyaydı. Adam rüyaya üzülmez ki. Rüyaya sevinmez ki. Rüyaydı bu, bir şey değildi. Behlül şöyle dedi, ey Harun, seninle benim farkım, ben gözlerimi açtım, onların hepsi gitti, yok oldu, hepsini kaybettim. Sen ise gözlerini kapadığında bu saltanatın, bu ordun, bu koşunun, bu altının, dinarın, dirhemin kaybolacaktır. Evet, değerli müminler, değerli kardeşlerim, dünya ziyneti elden ele değişen bir ilahi nimettir. Bugün bizim elimize geçmiş. Bizden önce kimilerin elindeydi? Dedelerimizin, babalarımızın yurduna baktığımızda bizden önce kimler sahipti buraya? Kimlerindi acaba buralar? Ama şu anda bizim elimizdedir. Bizden sonra da birilerine geçecek bu.
Bizden sonra da birileri bunu alacaktır. Dolayısıyla insan neye üzülüp neye sevineceğine dikkat etmelidir. Aile, akraba, dostlar hepsi bir gün alınacak bizim elimizden. Aklı selim birisi, akıllı birisi geçici şeylere üzülmez. Kalıcı olmayan şeylerin gamını, tasasını taşımaz. Akıllı birisi kalbiyle fani olacak şeylerin arasına engel oluşturur. Yani kalbini kontrol eder, fani olan şeyleri sevme, fani olan şeylere bağlanma der. Sokrat şöyle diyor, ben hiç üzülüp mahzun olmadım çünkü hiçbir şeyi sevmedim. Onu kaybetmekle de üzülmeyeyim diye. İnsan kaybedeceği, elinden alınacağı şeylere sevinmemelidir. Arif ve muttakilerin hüzünlerinin nedeninin ilki bir Allah katında kendilerini kusurlu görmeleridir. Müminler, dindarlar, muttakiler niye üzülür? Allah katında kendisini devamlı kusurlu görür. Allah'ı hakkıyla niçin tanımadım? Gerektiği gibi Allah'a niçin ibadet etmedim? Böylesi şeylere değinip kendisini kınar. Üzülür buna. Keşke daha marifetle ibadet edebilseydim. Keşke Allah'ı daha iyi tanıyabilseydim. Allah bizleri ölüme hazırlığını görmüş salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.